İnsanın iktidara karşı mücadelesi, hafızanın unutmaya karşı mücadelesidir. Tarih 27 Mayıs 2013, saat 22. Gezi Parkı'nın Asker Ocağı Cadde cephesinde yıktıkları duvardan giren iş makineleri 5 ağacı söktü ve parkı yerle bir etmeden Taksim Dayanışması üyeleri yetişip diğer ağaçların da sökülmesini engelledi. Yatay mimari, millet bahçesi diyen ama kentsel nefes alanlarını, deprem toplanma alanlarını, her bir boşluğu bir bir yok eden siyasetsizlik, Gezi Parkı'na giren iş makinalarına karşı barışçıl itirazını sergileyen ve parkı koruyan insanlarımızın talebindeki doğru siyaseti görmeyi tercih etmedi. AİHM kararına rağmen hukuksuz ve delilsiz bir şekilde tutsak olan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özer'den ve Osman Kavala'ya buradan ses veriyor, selamlıyor ve biz de Gezi'deydik diyoruz. Hepiniz sağ olun, var olun. Beni buraya davet ettiğiniz günü teşekkür ederim. Hatırladığınız için. Benim oğlumun 11. yılı. Ama ben oğlumun için köye gittim, yalnız kalmasın diye. Haftada günlük olarak yanına gidiyorum, konuşuyorum ama o bana ses vermiyor, katil verdirmedi. Birincisi katil olarak Tayyip. O yanında besliyor. Ama ben yine oğlumu yandığım güçlü duracağım, benim yıkıldığımı görmeyecek benim oğlum. Ben onun sayesinde ayakta duruyorum. Bütün arkadaşlar da yarın anmamız var, bütün Türkiye'yi istiyor, yanında hatırlasınlar benim yavrumu. Hepinize teşekkür ederim. Tabii hani Gezi nedir? Gezi toplumsal bir itirazdır. Gezi baskıya, zulme karşı çevreyi, doğayı, demokrasiyi savunma mücadelesidir. Tabii ki bu mücadeleye milyonlar can insan katıldı. Bunun sonucunda devletin şiddet aygıtları toplumun üzerine salındı ve onlarca insan hayatını kaybetti. Yüzlerce insan da yaralanmış oldu. Hayatını kaybedenlere saygı ve minnetle anıyorum. Tabii ki Gezi orada bitmedi. Milyonlar katıldı. Burada sonrasında bir dava açıldı biliyorsunuz. Bunu hükümeti düşürmeye yönelik bir kalkışma olarak adlandırıldı. Bu Gezi'nin taleplerine kulak verilmiş olsaydı aslında belki sonrasında gelişen darbeler, demokrasi dışı bir takım yöntemler olmayacaktı.